Evet, aslında ben hoş geldim. Siz zaten buradaydınız geçen hafta galiba. Tamam, peki bakalım. Arkadaşlar, ben ilk önce ismimi, iletişim bilgilerini falan yazayım. WhatsApp kullanmıyorum ama siz e-mail kullanırsınız herhalde. E-mail atabilirsiniz bana. Ya da isterseniz mektup da atabilirsiniz de e-mail daha hızlı oluyor. Adım Kaan Kurşungöz, Sabancı Üniversitesi'nde matematikçiyim, araştırma yapıyorum, ders veriyorum falan. Yazım okunuyor mu bu arada arkalardan? Görebiliyorsunuz tabii. E-mail adresim de soyadım. sabancıuniv.edu.tr'si yok. Sorularınız olursa ya da hani burada sorduğum sorulara cevaplar aklınıza gelirse, beni köyde göremezseniz e-mail atın, birkaç gün içinde cevap atarım size. Araştırma alanım kombinatorik. Nedir kombinatorik? Duyan var mı şimdiye kadar? Kombinasyon hesapları. Kombinasyon ne demek? Kombinasyon işte şimdi... Tanımını yapardım da uzun biraz. Biraz uzun değil mi? Fransızca konuşan var mı aranızda? Ben bilmiyorum da. Fransızca'da kombiyen ne demek Fransızca'da? Kaç tane kombinasyon oradan geliyor. Sayı sayıyoruz kombinatorikte. Kombiyen how many? Kaç tane? Sayı saydığımız için baktığımız objelerin, baktığımız kümelerin sonlu olmasını istiyoruz. Kombinatorik o kadar geniş bir şey ki, o kadar genel bir şey ki, yani şu anda dört başı mamur bir tanımını yapmam mümkün değil ama şey diyeceğim size, sonlu olan her şeyi çalışır kombinatorik. Sonlu olan her şeyi çalışır. Ve kombinatorikte size söyleyebileceğim 3 temel soru var. Üç temel soruyu yazmadan önce biraz motive edelim. Belki daha önce bu soruyu görmüşsünüzdür, muhakkak görmüşsünüzdür. Özer Hoca gibi çizgileri çizelim. Şekli hatırladınız. Soruyu hatırladınız mı? Kalemi kağıttan kaldırmadan, aynı çizginin üstünden bir daha geçmeden bu şekli çizebilir misiniz? Daha doğrusu bu şekli çizmek mümkün mü? Cevap biliyor musunuz? Mümkün. Peki, şöyle yapsam. Bir köşe daha eklesem aşağı. Şimdi mümkün mü? Nasıl daha mümkün? Bir deneyin bakalım. Deneyin bakalım. Bu şekli kalemi kağıttan kaldırmadan çizebiliyor musunuz? Çiziliyor mu? Nasıl çiziliyor ya? Nasıl çiziliyor? Biriniz bir defteri kaldırın göreyim bakayım nasıl çizmişsiniz. Aynı yere geldim. Böyle. Çok ilginç. Hakikaten çiziliyormuş.
Peki, arkasından şu soruyu sorsam. Bu çizgide kalemi kağıttan kaldırmadan aynı kenardan bir daha geçmeden tüm çizgiyi oluşturmak mümkün mü? Sorunun biri bu. Bunun arkasından gelen soru, bunu kaç farklı şekilde yapabilirsiniz? Bununla şu anda uğraşmanızı istemeyeceğim. Çünkü kaç farklıyı nasıl sayıyoruz, neyi farklı sayıyoruz bunların üzerinde konuşmamız lazım. Çünkü siz bana burada bir tane döngü verdiniz. Ben o döngüye bu noktadan başlamadım da başka bir noktayı seçtim, oradan başladım. Aynı döngüyü takip edeceğim ama farklı bir noktada başlayıp bitiriyorum. Bunu farklı sayacak mıyım, saymayacak mıyım? Sayarsam ne olur, saymazsam ne olur? Bu sorulara göre kaç farklı şekilde bunu oluşturabileceğimiz değişiyor. Kaç farklı şekilde yapabiliriz? Ve bundan sonra gelen soruda bunların listesini verebilir misiniz? Bunların tümünü inşa edebilir misiniz? Ya da bir tanesini inşa edebilir misiniz? Bir tanesini inşa ettiniz zaten. Bu örnek üstünde kombinatoriğin 3 temel sorusunu gördünüz arkadaşlar. Birinci temel soru, belli şartları sağlayan objeler, düzenlemeler, artık adına her ne derseniz var mı? Yapılar, düzenlemeler, artık her neyse var mı? Varlık sorusu. Varsa kaç tane var? Varlık ne demek burada yani? Nasıl olmayabilir? Öyle bir tane çizgi çizeriz ki bunda bu şartları sağlayan bir döngü oluşturamayız. Mesela çatıyı da keselim, aşağı çizdiğimizi de keselim. Bu şekli demin söylediğimiz koşullara bağlı olarak çizebilir misiniz mesela? Çizemezsiniz. Neden çizemeyiz onu biliyor musunuz? Katılın azıcık arkadaşlar, bu köşeden de cevap gelsin. Bunun cevabını ben vermeyeyim size ama araştırma ödevi olarak bırakayım bir tane ipucuyla. Euler döngüleri diye aratırsanız internette veya hani İngilizceniz vardır muhakkak, Eulerian Cycles diye aratırsanız bu sorunun cevabını bulursunuz. Her neyse, yani bu şekli elimizi kağıttan kaldırmadan bütün hiçbir kenarın üstünden birden fazla geçmeden çizmemiz mümkün değil. Demek ki varlık sorusunu bazen müspet olarak cevaplıyoruz, bazen müspet olarak cevaplayamıyoruz. Olmayanlar da var. Ama varsa kaç tane var? Bu da sayma sorusu. Ve üçüncü soru, bunların tümünü inşa edebilir misiniz? Bir tanesini oluşturabilir misiniz ya da hepsini oluşturabilir misiniz?
Buna da artık inşa sorusu deyin, ne derseniz deyin. Kombinatoriğin 3 sac ayağı bu. Ben kendim şu ortadaki soruları çalışıyorum. Buna da sayı saymalı kombinatorik diyoruz. Önümüzdeki birkaç gün boyunca sayı saymalı kombinatorikle uğraşacağız. Buraya kadar sorusu olan var mı? İşte çok uçtuk, azıcık yere yakın gidelim. Ya da işte şu soruyu çözelim. Neyse, aklınıza gelen sorular olursa el kaldırıp sormaktan çekinmeyin. Ben dönem içindeki dersler gibi olsun istemiyorum. Siz arada soru sorun, benim sorduğum sorulara cevap verin istiyorum. Böyle şey gidelim, etkileşerek gidelim. Silgi nerede ya? Dama ya da satranç oynayan var mı aranızda? Ya da bilen var mı? Hani düzenli olarak oynamasa da. En azından hani bazı tavla takımlarının arkasında kareler olur falan. Onları biliyorsunuzdur. Ona satranç tahtası diyoruz ya da dama tahtası diyoruz. Peki satranç tahtasında kaç kare var? 64. Yapmayın arkadaşlar. 64 tane küçük kare var satranç tahtasında. Bir tane de kendisi var. En az 65. 2'ye 2 kareler var, 3'e 3 kareler var, 4'e 4 kareler var, değil mi? Bunu da böyle gece uykunuz kaçtığı zaman düşünebileceğiniz bir soru olarak bırakayım. Çok zor değil. Satranç tahtasında kaç tane kare var? Bununla kendiniz uğraşın. Şimdi uğraşmayın ama. Domino biliyor musunuz? Oyununu değil de hani domino taşı neye benzer onu biliyor musunuz? Domino taşı iki tane kareyi yan yana koyarsanız o işte. Böyle bir şey. Şimdi uğraşacağımız soru şu. 8'e 8 bir satranç tahtasını ya da dama tahtasını, checkerboard denir İngilizce'de. Domino taşlarıyla hiçbir karenin üstü örtüsüz kalmayacak şekilde ama aynı kare iki defa örtülmeyecek şekilde kaplamamız mümkün mü? Hani kaplamak dedim ama kaplamaktan kastımız da şu, bütün kareler örtülecek. Hiçbir kare iki ya da daha fazla domino taşı tarafından örtülmüş olmayacak. Bunları uzun uzun yazmayacağım. Yapabilir miyiz böyle bir şey? Evet. Buyurun, size varlık sorusu. Peki, ortadaki soruyu atlayalım çünkü o biraz zor. Bir tanesini gösterebilir misiniz bana? Nasıl kaplarız? Satranç tahtasının domino taşlarıyla nasıl kaplarız? Bütün tahtayı çizmenize gerek yok. Bana fikri verseniz de olur. Tabii. Hocam domino taşı neyle
iki tane kareden oluşuyor demiştik ya. O kareden, evet. Bir tanesi satranç tahtasının bir kare, küçük bir karesi büyüklüğünde mi? Evet, çok güzel bir soru. O kadar böyle hani doğal geliyor ki bize artık. Satranç tahtası böyleyse... Domino taşları da böyle. Bu iki tanesini örtülmüş varsayıyoruz. Bana bir tarif edin bakalım. Nasıl kaplıyoruz domino taşlarıyla? Evet. Aşağı kadar devam ettiriyoruz. Aşağı kadar nasıl devam ettiriyoruz? Ha, bir tane daha yatay domino koyarım diyorsun. Onun altına bir tane daha, bir tane daha. E tamam, iki tane sütun gitti. Kalanlar boş. Oluyor mu? İki tane sütunu kapladık bu şekilde. Tamam. Ne kaldı elimizde? 8'e 6 ya da 6'ya 8 bir şey kaldı. Ha, iki sütunu daha kapladık. 8'e 4 ya da 4'e 8 kaldı. İki sütun, ha, oluyor, oluyor. Tamam. Peki kaç farklı şekilde kaplayabiliriz? Çünkü bir tanesi böyle. Ondan sonra dominoları yatay tutmayız da dikey tutarız. Bir tanesi öyle. Ama bazı dominoları yatay tutarız, bazılarını dikey tutarız. O kadar fazla şey var ki. Peki biraz atalım. Kaç farklı şekilde kaplanıyor olabilir satranç tahtası? Hani bin mertebesinde deyin, milyon mertebesinde deyin, milyar mertebesinde deyin. Atın bakalım. Hı? Efendim? 2 üzeri 32 dedin. Tamam, var mı başka? 2 üzeri 49 var mı başka? Yok mu artıran? 2 üzeri 49 artı 1. Artı 1 mi? Artı 1 ne? İşte arttırdım. Arttıracaksın ama biraz destekli arttırman lazım. Peki daha da az olabilir diyen yok mu? Değil demedim. Milyon mertebesinde değin dedim. Var mı başka atacak? 2 üzeri 49 artı 2. Kaç farklı şekilde yapabiliriz? Bunun cevabı 13 milyon falan arkadaşlar. Hani kitapta şey de yazıyor. Ha, kitabın ne olduğunu söylemedim. Kitabın da ne olduğunu söyleyeyim size. Yaklaşık 13 milyon. Peki nasıl sayıyoruz bunu? Bu kadar derine girebilecek miyiz onu bilmiyorum. Hazır söylemişken kabaca takip ettiğim kitabı da yazayım. İsterseniz bunu kütüphaneden bulun. Burada bulmuyorsanız okulunuzun kütüphanesinden bulun, bulun bir yerlerde. Kitabın adı Introductory Combinatorics. Kaçıncı basımı olursa olsun fark etmez. Yazarı da Richard Browaldi. Bu kitabı edinin. Güzel, okunası, takip edilesi bir kitap. Zaten kombinatorik matematiğin, soyut matematiğin somuta en yakın köşesi. Efendim? Soyut matematik tabii. Yani sen objeleri sayıyorsun, tamam, ama o, yani saydıktan sonra objelere geri dönüp onlarla bir işlem yapmıyorsun ki. Senin için matematik orada bitiyor. Somut matematik ne oluyor? Somut matematikten kastım şey, uygulamalı matematik. Ya da mühendislik gibi düşün.
Yani bu binayı kurarken statik hesapları yapıyorsun. O hesapları yaptıktan sonra çıkan sonucu yine burada kullanıyorsun. Matematikte öyle değil. Problemi çözüyorsunuz. Problemi çözmenin keyfini yaşıyoruz. Bizim işimiz bitiyor orada. Geri dönüp bir yere uygulamışız, uygulamamışız o çok derdimiz değil. Modeli kurabiliyor muyuz? İnceleyebiliyor muyuz? Soru varsa soruyu çözebiliyor muyuz? Bizim işimiz soyut matematikçinin işi bitti orada. Buradaki problemler gerçek hayata daha yakın. İşte gerçek hayattan kendimize problem seçebiliyoruz. Onun için somutu en yakın köşesi dedim. Var mı başka soru? Peki arkadaşlar, bu satranç tahtasının dominolarla kaplama muhabbetine biraz daha devam edelim. Yediye yedi bir satranç tahtasını dominolarla kaplayabilir miyiz? Yediye yedi dama tahtasını ya satranç tahtasını dominolarla kaplayabilir miyiz? Neden? Öyle de düşünebilirsin. Ama çok daha kolay bir cevap var mı? Neden yapamıyoruz? Arkalardan da katılım gelsin azıcık. Neden yapamıyoruz? Efendim? Yapabilirim dedin. Tamam peki. Sen o zaman yapıp göstereceksin bize dersin sonunda. Evet. Hocam şundan dolayı yapamayız. 7 kere 7 yaparsak 49 da tek sayı çıkar. Yani bir tanesi. Bir dakika olmaz. Olmuyor değil mi? Olmuyor. Neden? Çünkü 7 tane sütun var. 7 tane satır var. 49 tane kare var. Her domino kaç tanesini kaplıyor? 2 tanesini kaplıyor. 2, 4, 6, 8 saymaya başladık. Sonuncu dominoyu koydu. 48 tane kare kapandı. 49. kare boşta kaldı. Dominoları kıramadığımıza göre. Demek ki mümkün değil. Değil. Neden? 49 tane kare var. Tek sayı. Falan filan. Bütün cevabı yazmayacağım. Sorusu olan var mı? Bu anlaşılıyor herhalde. Dolayısıyla aynı mantıkla 8'e 8 kare satranç tahtası, 8'e 8 satranç tahtasının bir karesini çıkartsak, kessek, kırsak her neyse, kalan tahtayı dominolarla kaplayamıyoruz. Neden? Çünkü 64 tane kare vardı. Bir tanesini çıkardık. Kaldı 63. Tek sayı olduğu için bunu yapamıyoruz. Fakat 8'e 8 satranç tahtasının karşılıklı iki köşesini çıkarsak yani ne oluyor? Buradaki köşeyi kestik, buradaki köşeyi de kestik. 62 tane kare kaldı. Bunu dominolarla kapatabilir miyiz? Cevap vermeden önce biraz düşünün. Hatta isterseniz bir çizin.
Ben yaptım oldu diyen var mı? Çok yakınım 5 dakikaya yapacağım diyen var mı? 10 dakika. Soruyu biraz değiştireyim. Bu yapılıyor olmalı. Uğraşsam çıkarırım diyen var mı? Bunun olmaması lazım. Göremedim ama bir şekil olmuyor diyen var mı? Herkes soruyla uğraşıyor mu arkadaşlar? İpucunu vereyim size, bu mümkün değil. Şimdi tekrar düşünelim, neden mümkün değil? Çünkü 62 tane kare var. Arada boşluk yok. Yani bir yerde tahtayı ortadan kesmemişiz. Ama yine de dominolarla kaplayamıyoruz. Satranç oynayan var mıydı? Tamam, peki. Herkesin kaç tane fili var başlangıçta? 2 tane fil var. O filleri nasıl ayırıyoruz? Efendim? Yok yok. Siyah taşları düşün. Siyahta 2 tane fil var. Onları da mı renklerine göre ayırıyoruz? Neylerine göre? Biraz daha yüksek sesle. Şekillerine göre. Nasıl şekillerine göre ya? Hayır, demeye çalıştığım o değil. İki tane siyah fil var ya. O iki fil birbirinden nasıl ayrılıyor? Niye ayıramıyoruz ya? Bunu söyletmeye çalışıyordum. Bir tanesi beyaz karelerde dolaşır fillerin, bir tane siyah karelerde dolaşır değil mi? Kaç tane beyaz kare var tahtada? 32. Emin miyiz? Nereden eminiz? Çünkü beyazla başlıyor. Çaprazında beyaz var. Diğer çapraz, diğer köşede siyah. Yani hangi satırı alırsanız alın ya da hangi sütunu alırsanız alın satranç tahtasında, orada bir tane örüntü var. Siyah beyaz, siyah beyaz diye gidiyor kareler, değil mi? Burada anlaştık. Demek ki 32 tane siyah kare var, 32 tane beyaz kare var. Bir domino renkleri sayıyor olsanız bir tane siyah kareyi kapatacak, bir tane beyaz kareyi kapatacak, değil mi? Şimdi köşelere bakın. Eğer bu kare beyazsa bunun rengini belirleyebiliyor muyuz? Bu da beyaz olmak zorunda, değil mi? Çünkü yine fillerin nasıl hareket ettiğini düşünün. Çapraza gittiğiniz zaman bunun bir üstündeki kare farklı renk, bir yanındaki kare farklı renk ama çaprazındaki kare bununla aynı. Çaprazdan git 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 git. Eğer bir tane beyaz kare çıkardıysak burada da beyaz kare çıkardı. Bir tane siyah kare çıkardıysak burada da siyah kare çıkardık. Demek ki kalan tahtada 32 tane bir renkten kare var, 30 tane başka renkten kare var. Her domino bir renkten bir tane kapatacak. Ama bir tanesinden 32 tane var. Bir tanesinden 30 tane var. Sorusu olan var mı burada? Bir tane araştırma sorusu demeyeyim de kendiniz uğraşın, istediğim bir tane soru sorayım. Bu faslı kapatalım. Satranç tahtalarıyla daha fazla uğraşmayacağım. Yeteri kadar hızlı gidersek belki Cuma'dan önce bu soruya geri dönebiliriz. Bunlara değil de birazdan soracağım soruya geri dönebiliriz. Bir de bu haftanın sonuna doğru bana hatırlatın. Bu kitap bizim dişimizin kovuğuna girmedi. Bunun daha ilerisi var mı diyenler için bir kitap daha tavsiye edeyim. Ama hafta sonuna doğru bana hatırlatın, olur mu?
Uğraşma sorusu. Şu anda uğraşın diye değil, boş vaktinizde uğraşın diye soru mu var? İki yeneğlik bir satranç tahtası. Satranç tahtası olmuyor artık ama. Bir tahtayı. Domino taşlarıyla kaç farklı şekilde kapatabiliriz? Ya da döşeyebiliriz? Eğer bu sorudan fayda elde etmek istiyorsanız internete bakmayın, kitaplardan da araştırmayın. Ben istiyorum ki bu soruyu kendiniz yapasınız. Çünkü çok zor bir soru değil. Biraz uğraşınca bir tane mekanizma göreceksiniz, bir örüntü fark edeceksiniz orada. Onu kendiniz bulun istiyorum. Çünkü internette araştırdığınız zaman ha bu muymuş diyeceksiniz. İki gün sonra da unutacaksınız. Uğraşma sorusu bir. Uğraşma sorusu iki. Aynı soru üçe neylik bir tahta için. Ama ilk önce birinci soruyla uğraşın. Onu bir çözdüğünüze emin olun. Ondan sonra ikinci soruya bakın. Arada da işte ben buraya kadar geldim ama burada tökezledim, burada takıldım derseniz beni işte istasyonda falan gördüğünüz zaman sorabilirsiniz. Tamam. Tahtayı dominolarla döşemek bahsinde başka soru sormayacağım bugün. Dediğim gibi eğer hani kafamdaki her şeyi yapabilirsek dersin sonuna doğru bu soruya geri döneceğiz. Birinci saat reklamlar dedik. Reklamın ikincisi sihirli kareler. Duyan var mı sihirli kare? Magic Square. Nedir sihirli kare? Her satırın, sütunun ve köşegenlerin toplamı birbirine eşit olan kare. Toplamı birbirine eşit olan kare. Şimdi ben bir tane kare çizdim. 4'e 4, 5'e 5, 6'ya 6 her neyse. Her yere 1 yazdım. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Bütün satırların toplamı aynı, bütün sütunların toplamı aynı. Ama çok sihirli bir kare değil bu. Çünkü birden en kareye kadar olan sayıları yerleştirmemiz. Ya sayılar birbirinden farklı olacak. Birden başlayacağız, hiçbir sayıyı da atlamayacağız. Yani 3'e 3 kare çiziyorsak birden 9'a kadar sayıları yazacağız oraya. 4'e 4 kare çiziyorsak birden 16'ya kadar. 5'e 5 kare çiziyorsak birden 25'e kadar olan sayıları yazacağız. Sihirli karenin bir tanımı bu. Bu tanımı biraz genişleteceğim daha sonra. Bir, iki, üç. Ne kareye kadar olan sayıları ne çarpı neylik bir karenin içine öyle yerleştirebilir miyim ki bütün satırların ve sütunların toplamı birbirine eşit olsun? Bir de ne demiştin? Köşegenlerin toplamı birbirine eşit olsun. Satırların, sütunların
ve köşegenlerin toplamları birbirine eşit olsun. Şuraya hemen küçük bir soru daha yazayım. Bunu çözmeyeceğim. Size de sormayacağım. Kendiniz uğraşın. Ama bu yani çerez bir soru. Bu toplam kaç olur? N cinsinden bu toplam kaç olur? Buna da sihirli toplam diyoruz. Hemen iki tane örnek vereyim size. Bu arada 3'e 3 sihirli kare çizmeyi bilen var mı aranızda? İlkokulda falan gördünüz mü ya da bir tane şeyde? Ha burada gördünüz. Ha tamam, o zaman bu fasılları hızlı geçiyorum. Hepiniz gördünüz mü burada sihirli kare çizmeyi? Görmeyen var mı? Ha, bir soruyu çözerken kullandınız. Ha. Tüh ya. Neyse, ne yapalım? Biraz ileri alayım. Peki o soruyu çözerken kullandınız. Ondan daha ileri gittiniz mi? Hayır. Ha, tamam. Peki. Ben yine de örneklerimi yazayım buraya. Gerçi benim ezberimde yok. Burada kopya çekeceğim. Neymiş? 2, 7, 6, 9, 5, 1, 4, 3, 8. Bir de neymiş? 8, 1, 6, 3, 5, 7, 4, 9, 2. Bunlar sihirli kareler mi? Kontrol etmek kolay. Çünkü nihayet 8 tane toplama işlemi yapacaksınız. 2 artı 7 artı 6 kaç etti? 15 etti. 9, 5, 1, 15. 4, 3, 8, 8, 15. Hakikaten satırların toplamı 15. Burada köşegenlerin toplamı da 15. Bu iki kare için yorumu olan var mı? Siz buraya iki tane farklı kare çizdiniz ama bunlar farklı değil diyen var mı? Ne yaptık? Bir daha söyle. Satırı sütuna taşımadık. Satırları sütunlara mı taşıdık? Öyle mi yaptık hakikaten? Döndürdük mü sadece? Ne yaptık ya? Döndürdük ve ayna görüntüsünü mü aldık? Hepimiz görebiliyor muyuz bunu? Demek ki bu kareler birbirinden çok da farklı değil aslında. Ben bir tane sihirli kare çizdiğim zaman onu 90 derece döndürürüm. Bir daha 90 derece döndürürüm. Bir daha döndürürüm. Bir de onların ayna görüntüsünü alırım. Kaç tane kare elde etmiş olurum? 8 tane sihirli kare elde etmiş olurum, değil mi? Bunlar döndürerek ve ayna görüntüsü alarak birbirlerine dönüşebiliyorlar. Fakat teorinin güzelliği şurada. Siz bunları aynı kareler sayarak, aynı kareler kabul ederek de sayabilirsiniz. Kaç tane sihirli kare oluşturabileceğinizi. Bunları farklı kareler kabul ederek de sayabilirsiniz.
saymak mümkün. Neyi saymak? Kaç tane 3'e 3'lük sihirli kare oluşturabileceğimizi. Şimdi sihirli kareleri bu şekilde oluşturmaya çalışırsanız elinizde çok fazla koşul oluyor. Çok fazla kısıtlayıcı koşul oluyor. Yani kullanabileceğiniz sayılar belli, sihirli toplamın ne olacağı belli, sayıların birbirinden farklı olması gerekiyor, kullanabileceğiniz en küçük sayıları kullanmanız gerekiyor falan filan. Onun için bu tanımı biraz gevşeteceğim. Sihirli kare tanımını şu şekilde yapacağım. Ne dedik? Genişletilmiş sihirli kare tanımı. Sayılar birbirinden farklı olmak zorunda değil. Ve istediğimiz sayıyı kullanabilir. Yani illa 10 tane sayı kullanacaksam, 10 tane olmuyor da, 9 tane ya da 16 tane ya da 25 tane her neyse, o kadar sayı kullanacaksam hepsi 1 olmak zorunda değil. 1'i atlayıp 2'yi de yazabilirim, 2'yi atlayıp 5'i yazabilirim falan. Sayılar birbirinden farklı olmak zorunda değil. Hani başlangıçta çok berbat bir örnek verdim ya, bütün karelere 1 yazarız, ondan sonra bütün satırların toplamı aynı olur, bütün sütunların da toplamı aynı olur dedik ya. Bu tanıma uyuyor. Ve en küçük pozitif tam sayılar kullanılmak zorunda değil. Hani birden ne kareye kadar olan sayıları kullanacağız dedik ya. 2'den başlayamıyorsun, 1'den başlaman gerekiyor. Sayılar tekrar etmesin dersen de sayılar tekrar edebilir dersen de elinde 5 tane sayı varsa 5'i de 1 olmak zorunda değil. Ya da işte 2'yi kullanacaksam ondan önce 1'i kullanmam gerekiyor demiyorsun. Ne kareden büyük olabilir mi? Olabilir, onu diyorum işte. İstersen ne kare yaz, ister 2 ne kare yaz, ister 5 ne kare artı 3 yaz. Şimdi bu tanıma göre 2'ye 2 bir sihirli kare oluşturabilir misiniz? Deneyin bunu. 1'den 4'e kadar olan sayıları yazacaksınız. 2 tane satır var nihayet, 2 tane sütun var. Bunların toplamı aynı olacak. Ama köşegenlerin de toplamı aynı olacak. Bunu 2'ye 2 kare için yapabiliyor musunuz? Oluyor mu? Hayır. Neden olmuyor? Neden olmadığını fark eden var mı? Evet. Toplam olurken her bir sayı diğer bütün sayılarla toplamamız gerekiyor. Çünkü nasıl yani? Yani örneğin bir kareye bir sayı yazdığım zaman onun hem aşağısındaki sayıyla toplamının hem bir sağındaki sayıyla toplamının hem de bir sağ çaprazındaki sayıyla toplamının eşit olması gerekiyor. İmkansız. Evet, farklı sayılar kullanacağız dedik. 1, 2, 3, 4 sayısını kullanacağız dedik.
Ondan sonra hangisini seçerseniz seçin. Diyelim ki biri buraya yazdınız. Bunu toplarsanız da, bu sayıyı toplarsanız da aynı şey çıkacak. Bu sayıyı toplarsanız da aynı şey çıkacak. Bu sayıyı toplarsanız da aynı şey çıkacak. Yani buranın üçüne birden ya 2 yazacağım, ya 3 yazacağım, ya da 4 yazacağım, değil mi? Ama hiçbiri şuradaki tanıma uymuyor. Bu sebepten 2'ye 2 sihirli kare bulmak mümkün değil. Yani şu baştaki tanımımıza uyan sihirli kare bulmak mümkün değil. 3'e 3 bulmak mümkün. Buyurunuz, örneklerini yazdık. 4'e 4 bulmak mümkün mü? 4'e 4 bulmak da mümkün arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu kısıtlayıcı tanımı bir tarafa bırakıyoruz. Şurada bir tane soru soracağım size. Ondan sonra teneffüs vereceğiz. Teneffüsten döndüğümüzde bu sorunun çözümüyle devam edeceğiz. Sihirli toplamı 7 olan 2'ye 2 kaç sihirli kare vardır? Efendim? Genişletilmiş sihirli kare. Genişletilmiş tanımla. On dakika teneffüs veriyoruz.